Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir gününü ele aldığımız zaman Ramazan'ını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahura kalkıyor ve sahur berekettir buyuruyor ve sahura kalkmayı teşvik ediyor. Yani bugün bir sonraki günkü yoğunluğumuz meşguliyetlerimiz sebebiyle sahuru pas geçtiğimiz zaman Ramazan'ın bize feyiz sağlayacağı en önemli noktalardan bir tanesini de teyit geçmiş oluyoruz. Sahur berekettir diyor ve bu Arapça'da bereket kelimesi etimolojik açıdan o kadar enteresan bir kelime ki bu kelime Türkçe'ye birikim şeklinde intikal etmiş. Bereket kelimesinin sonundaki t yapım ekidir. Onu attığınız zaman berake kalır. Türkçe'de de birikim kelimesinin sonundaki e, im eki yapım ekidir. Onu da attığınızda Türkçe'de de sessiz harfler esastır. Sessiz harfler, sessiz harflerin okunması için bir yardımcıdır. Sessiz sesli harfleri attığınızda geriye bereke kalır. Bu da birikime tekabül eder. İngilizce'de de arabaların biriktiği yere pereke, park, parkıt denir. Şimdi Yusuf Işıcı Koca bereket kelimesinin etimolojik analizini yaparken demişti ki bereket aslında birikim demektir. Bir insan sahura kalktığında berekete nail olur demek şu demektir. Bir, biyolojik yönüyle yarınki oruçta tamamen vücudunun hakkını da vermemekten dolayı bitap düşmekten kendisini korumuş olur. Bu konuda bir birikim sağlamış olur. Bir, ama bu işin maddi boyutudur. Bir de manevi boyutu vardır ki sahurda o yenilen yemek, o vaktin deneyimlenmesi, o vakitte ayağa kalkmak. Ne bileyim kalktıktan sonra belki sahur bizi hiç e, aşina olmadığımız teheccüd vaktiyle tanıştırıyor. O vakitte uyanık kalmanın tecellilerini kalbimizde, gönlümüzde mesela hissettiriyor. Evet. Dolayısıyla Peygamberimizin bir günlük Ramazanında sahur var. Sahuru es geçmememiz gerekiyor. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra geçmeden, sahur, sahur bir. Bir başka soru sormak istiyorum. Ufak çocuklar, böyle 10 yaş altı çocuklar, elleri görebilir miyim? İlk oruçları kimler tuttu? Maşallah. Anne babalara burada şunu sormak istiyorum. Bizim bizim evde de yaşanıyor. Üç çocuk babasıyım ben şimdilik. Hani ufak kızlarda mesela şu konuşulurdu bizim evde. Hanıma derdim çocuğu sahura kaldır. Diyordu ki ya kıyamıyorum çok güzel uyuyor. Ben de ona derdim ki kaldırmadığın vakit çocuğa kıymış olursun. Kaldır ve o sofrada otursun bir köşede. Sonra bir gün onu ikna etmek için çocukların annesine dedim ki bak gel sana bir şey göstereceğim. Aybike işte büyük kızım yatıyor. 4-5 yaşlarında belki sahur vakti yaklaştım. Babacım dedim böyle bir yaptı. ''Hadi kalk kızım baba'' falan dedi ve yanağından bir öptüm. ''Haydi sahur'' dedim. Yüzü bir aydınlandı çocuğun, yanaklarında böyle bir tatlı tebessüm, bir, bir şey. Hanıma döndüm dedim ki bak normal zamanda bu çocuğa gecenin üçünde kaldırsan yana ''Hadi kızım'' desen kavga çıkar. Bak yüzündeki ifadeyi görüyor musun? O bereketi Yaşaması onun gerekiyor. gönlü biliyor, ruhu biliyor ve hocam hep şöyle düşünüyorum. Hani çocuklarımızı biz kaldırsak o sofrada oruç tutacak yaşlı olsunlar olmasınlar. O sofrada otursa bir tane hurma yese biraz peynirin zeytinin tadına baksa sonra gitse yatsa önemli değil. Kalktığında kalbi, letaifleri, gönlü, ruhu oradan bir şeyler alacak. Sonra bu çocuk büyüyor. Geliyor mesela 20 yaşına. Yanlış bir iş yapacak oluyor. Yanlış. Allah'ın yasakladığı bir şey yapacak. O sıra birden ensesinden bir şey tutuyor onu çekiyor. Diyor ki gel akıllı ol bakayım. Akıllı O ensesinden tutan ne? Sahura kaldırırken yanağına bir öpücük koydunuz ya. O buse o çocuğu ya çekiyor diyor ki sen bunu yapamazsın. Niye sen dört yaşında sahura kalkmış birisin. Farkında bile değil teslim oluyor o işten vazgeçiyor. Ya da doğru bir şey yapacağı vakit sırtından itekliyor bir şey. Ne o? Annenin hadi kızım kalk bakalım sahur yapacağız demez. Yanılıyor muyum? Çocukları Elinden tutup değil kalbinden tutup kaldırın diyorsunuz sahura. Eyvallah. Gerçekten bu o kadar önemli bir şey ki ve sahur dahil, oruç dahil, namaz dahil bütün ibadetlerin, Allah'ın bütün emirlerinin insan fıtratında bir karşılığı var. Ve bir şey daha anlıyorum ben ifadelerinizden, tespitlerinizden. Yöntem arayışındayız ya yani işte kendimiz ıslah olmak istiyoruz. Evladımızı, eşimize bu konuda bir nasip vermek istiyoruz. Bir üslup arayışındayız. Ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin metodolojisine baktığım zaman evet epistemolojik bir yön var, bilgisel bir yön var. Eğitimde Peygamber Efendimiz bir takım teknik ve taktikleri kullanmış ama Peygamberimizle ashab-ı kiram arasındaki irşat ve inşa metodunda en baskın, dominant unsur muhabbet alakası, sevgi alakası. Evet. Ve bugün de bunun ben somut bir şekilde yansımalarını görüyorum. Bir misal vereyim isterseniz. Bir çok sevgi, sevdiğim bir e, arkadaşımın eşi Antalya'da 4-6 yaş arası Kur'an kurslarında hocalık yapıyor. Tabii çocuklar küçük, sabah erken vakitte kalkacaklar, Kur'an kursuna gelecekler, uykusuzlar, bir önceki gün yorulmuşlar falan. Oldukça zor. Bu hoca hanım, kardeşimiz, ben Kur'an'ı bunlara sevdirmem lazım. Kur'an kursunu sevdirmem lazım. Ne yapayım diye düşünüyor. Ve bir gün aklına bir fikir geliyor. Diyor ki, ben bir tane kukla alacağım. Bir kız kukla alıyor. Vantrolog eğitimi görüyor. Yani ağzını hareket ettirmeden konuşmak, sesini farklı tonlarda kullanmak şeklinde ve gerekli eğitimleri aldıktan sonra belki haftalarca, aylarca sürüyor. Adına da bir, bir isim veriyor bu kuklaya Can Kız ismini koyuyor. Ve bir gün bir sabah Kur'an kursunun kapısında öğrencileri çocukları Can Kız karşılıyor. İşte konuşturuyor. Diyor ki mesela Hatice bugün nasılsın? Öğrenciyle konuşuyor. İyi misin? İşte Adem mesela senin baban hastaydı. Sağlığı saati nasıl? Ali sen kahvaltılarını yapmıyormuşsun. Mesela kahvaltını yaptın mı? Can kız konuşuyor. Günler böyle geçiyor. Günlerden bir gün veli toplantısı oluyor. Bu veli toplantısında veliler bir tecrübelerini, deneyimlerini paylaşıyorlar hocamızla. Diyorlar ki biz mesela pazar günü pikniğe gidiyoruz. Çocuklar koşuyorlar, oynuyorlar. Enkazları çıkıyor. Pazartesi günü haydi kalkın Kur'an kursuna diyoruz. Baba anne biz bugün kursa falan gitmeyeceğiz dökülüyoruz çok yorgunuz falan diyorlar. Fakat bir müddet sonra diyorlar ki şimdi gitmeyeceğiz ama can kız kapıdadır. Kur'an kursunun kapısındadır. Bizi bekliyordur. Bizi göremezse kesin üzülür. O üzülürse hoca üzülür. Hoca üzülürse kurs üzülür. Kurs üzülürse Kur'an üzülür. Kur'an üzülürse Allah üzülür. Bizim bu işin sonu çok kötü yerlere dokunuyor. Bizim ne yapıp ne edip bu kursa gitmemiz lazım diyorlar çocuklar ve can kızı kırmamak için kalkıyorlar ve oradan kursa geliyorlar. Şimdi bu bir üslup. Yani elinden tutup mescide götürmek değil. Kalbinden, gönlünden tutup götürmek bu çok mühim bir şeydir. Bir de bunun bir zıttı var. Bir gün tez izleme komitesindeyiz, bir tez jürisindeyiz. Meseleler geldi, döndü, dolaştı. Bu irşatta tebliğde olgunlaştırmada muhabbetin rolüne dayandı. Bir hocamız, profesör, dekan bir yerde dekanlık yapıyor. Dedi ki ben hafız oldum ama yani yediğim dayağın haddi hesabı yoktu. Aradan bir zaman geçti. Artık köprünün altından çok sular geçti. Bir gün bir cuma veya bir bayram günü mahalle mescidimizde bu azı nasihat yapıyorum. Namaz öncesi ve e, mihrap arkamda rahlede oturmuşum anlatıyorum. O Kur'an kursunda beni çokça döven Allah razı olsun. Elin değil, ayaklarını öperim. Hafız olmamı sağladı ama o hocamız mescitten içeriye girdi. Girer girmez benim kan akışım değişti, tansiyonum yükselmeye başladı. Sopayı kaptım. <laughs> Halbuki aradan çok zaman geçmiş, köprünün altından çok sular akmış. Ben istifimi bozmadan konuşmaya devam ettim. Hocam işte safları yardı. Şöyle yakınımda sol tarafımda geldi, ayakta duruyor. Ben bir taraftan vaaz nasihati yapıyorum ama bir taraftan göz ucuyla takip ediyorum. Tayyatül mescid namazı kılmak için Eller iki elini birden havaya kaldırmış. Ne bileyim. Ben de bir anda gayri ihtiyari olarak ellerimi başımın arasına, alın başımı ellerimin arasına almışım ve arkaya kapaklanmışım Allah Allah. dövmesin diye. Sonra bir anda toparladım. Ne yapıyorsun diye. Halbuki dekanım, profesörüm o da anladı, oradaki cemaat de anladı. Hocam namazı bitirdikten sonra ağladı bu halinden dolayı ama iş işten geçmişti. Onun için muhabbet ikna eder e, ee, ötekisi nefret zorlama icbar eder ama kalıcı bir davranış duygu ve düşünce değişikliğine götürmez. Onun için mesela ben şimdi sahur dendiğinde 4-5 yaşlarında dedem rahmetli çok severdi. Hoşafı sahurda bir gelenekti. İşte şehriyeli pilavı çok severdi. Ve ben bugün her sahura kalktığımda onu hatırlarım. Ve o günün hatırasını içimde taşırım. Yani gerçekten sevdirmek, Peygamber Efendimiz'in üslubu bu yani. Hocam o sahurlar da kalmadı ki. Öyle hoşaflı, şehriyeli, pilavlı sahur. Bize aman sağlıklıymış, sağlıksızmış, peynir, zeytin, bir de haşlanmış yumurta, yağda da olmaz falan. Yalandan bir kahvaltı ettiriyorlar. Adı sahur oldu. Biz çocukluğumuzda ne sahurlar gördük biz ya. Bakın bu çocukların eğitimiyle alakalı bir şey söyleyeyim. Ya, dikkatimi çekiyor. Siz yapmazsınız da bazı anne babalar şöyle yapıyorlarmış mesela. Küçük çocuk Ramazan günü geliyor babasına. babacım diyor ya hadi bir şuraya gidelim. Baba böyle yapıyor. Oğlum şimdi oruç oruç uğraştırma beni diyor. Anneye bir şey söylüyor. Anneciğim şöyle yapsak olur mu? Anne diyor ki oğlum şimdi Ramazan günü mübarek gün bu, bu yapılmaz falan. Çocuk o an ne düşünüyor biliyor musunuz? Çocuk zihni şöyle bakıyormuş hadiseye. Ya bu oruç ne kadar kötü bir şey ya. O gelince babam çok ters bir adam oluyor. Annem bir acayipleşiyor Ramazan gelince. Ya bu Ramazan gelmesin bir daha bize. Çocuk zihni böyle bakıyor. Halbuki şöyle yapsa, baba mesela geldi, çocuk dedi ki babacım hadi şuraya gidelim. Baba dursa dese ki, oğlum aslında gidecek halim yok ama oruçluyum. Oruçluyken seni asla kıramam. Hadi gidelim. Çocuk ne yapacak? Bu oruç hiç gitmesin diyecek. Bu oruç gelince babam ne güzel bir adam oluyor diyecek. Annem ne kadar güzel bir insan oluyor Ramazan gelince diyecek. Bakın çocuklarımızı eğitemiyoruz. Çocuk büyüdü deist oldu. Amcası İmam Hatip'e de gönderdik ama namaz kıldıramıyoruz. Fala diyoruz ya. Hatayı dönüp buralarda aramak lazım. Ramazanı, orucu çocuğun gönlüne biraz böyle sevdicez. Buradan çocuklara da sesleneyim. Anne babalar böyle yapıyor diye siz de çok istismar etmeyin. Baba hani oruçlusun ya hadi bugün de gidelim falan. O kadar abartmaya gerek yok. Ama anne babaların omzunda böyle de bir vazife duruyor. Hocam birincisi Müslüman'ın Ramazanı. Sahura kalktık sahuru yaptık. Evet. İki. E kalkmışken o gecenin derununda o gecenin müstesna vaktini yaşa yaşamışken tecrübe etmişken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir uygulaması daha var ki Efendimizin ve ona gerçekten gönülden bağlı olan ashab-ı kiramın terk etmediği bir uygulama teheccüd namazı. Bu çok özel bir tecrübedir ve Peygamber Efendimiz bir hadiste buyuruyor ki Rekateni minel leyli hayrun mined dunya ve ma fiha Geceleyin kılınan iki rekat namaz dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Teheccüd namazını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öneriyor. Yani sabah namazına kadar olan vakti ibadet ile, dua ile, zikrullah ile geçirmeyi öneriyor ki bu gece namazını ifa etmenin oruçla çok yakından ilişkili bir karakter özelliği var. Abden şekura yapıyor insanı. Peygamber Efendimiz gece namazlarını çok uzun süre ayakta geçirdiğinde işte senin Allah geçmiş ve gelecek günahlarını affettiği halde niçin bu kadar kendini yoruyorsun dediğinde Ayşe annemiz Efendimizin söylediği çok özlü bir ifade var. Efe ekun abden şekura şükreden bir kul olmayayım mı? Şimdi orucun bizde oluşturmak istediği en önemli karakter özelliklerinden bir tanesi şükür duygusudur. Çünkü insan Allah'ın yani ol mahiler ki derya işledirler deryayı bilmezler dediği gibi Sürekli yediğinizde, sürekli içtiğinizde, bir takım nimetlerden sürekli, sürekli istifade ettiğinizde o nimetlerin varlığını, dolayısıyla o nimetleri vereni, dolayısıyla o nimetlerin veriliş sebebini e, kaybedebiliyorsunuz. Oruç bu kısa süreli mahrumiyetlerle nimeti ve nimeti vereni ve nimetin veriliş sebebini bize fark ettiriyor. Dolayısıyla oruç ile şükür karakter özelliği arasında çok ciddi bir bağlantı var. Peygamberimiz bu bağlantıyı da teheccüd namazı Üzerinden de tekrar tekrar kuruyor. Sonrasında imkan nispetinde namazları cemaatle kılmaya, aslında bu Ramazan'a özel, elbette Ramazan'a özel bir şey değil. Aslında imkan nispetinde cemaate, mahalle mescidine özellikle devam etmek lazım. Çünkü bir insanın e, mescide uzaklığı kadardır cennete uzaklığı ya da mescide yakınlığı kadardır cennete yakınlığı. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, mescide düzenli devam eden birisini gördüğünüz zaman onun imanlı olduğuna eğer ölürse de imanlı öldüğüne şehadet edin buyurmuştur Peygamber Efendimiz. Onun için bu dönemde başlamak üzere yani Ramazan'da bırakmamak yani Ramazan'da bunu mahpus bırakmamak kaydıyla mescitlerle olan ilişkimizi de yeniden Ramazan vesilesiyle güçlendirmemiz gerekiyor. Öyle ki şimdi hani Hiçbir gölgenin olmadığı bir günden bahseden bir hadis vardır. Yedi zümreden bahseder. Birisi çok önemlidir. Ve raculun kalbuhu muallakun bil mesacit. Yani çok böyle olağanüstü aslında zor bir şey ama çok da imkansız bir şey değil. Yani bir Müslüman düşünün ki kalbi mescitlere takılı kalmış. Bir namazı kıldıktan sonra bir sonraki namazın hayalini kuruyor. Orada namazı kılmanın hayalini kuruyor. Peygamberimiz bu kimseyi uhrevi pek çok mükafatla müjdeliyor. Bir mahalle mescidinin e, cemaati olmak da şu demektir. İmam, ey cemaat safları düzeltin diye döndüğünde yokluğunuzu fark ediyorsa siz e, cami cemaati, o mescidin cemaati olmuşsunuz demektir. Yani fark edeceği kadar o mescide devam etmeniz lazım. Kendinizi fark ettireceğiniz kadar. Ben, Ve öldüğünüz zaman da öldüğünüz fark edilmeli. Yok, yok olduğunuz zaman yokluğunuz fark edilmeli yani. yani. Ben, ben burada biraz avantajlıyım diye düşünüyorum. Bizim... Ce mahalledeki caminin imamı, genç bir kardeşim. Şimdi biz işimiz gereği çok fazla eve varamıyoruz ki evin olduğu yerdeki camiye varalım. Senenin yarısı şehirde yokuz. Ama cuma günü eğer oradaysam ve varıyorsam hutbede ya bir iki defa da ikaz edeyim yapmasın dedim. Çok hürmetkar, güzel, müeddep bir uşak. Beni görünce böyle hutbeden böyle bir tebessüm <laughs> ediyor falan. Hutbeye ara veriyor bazen böyle yapıyor. Beni fark ediyor. Ben girdim mi şimdi o söylediğiniz <laughs> şeyin içine? Evet. Bu burada daha komplike ve karışık bir durum söz konusu. Benim dediğim <laughs> kadar değil bu yani. Ee, ama mescitlere... <laughs> çok güzel yakaladınız. Mescitlere devam gerekiyor. Ve bir şey var ki... Olmadı. E, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'i Cebrail aleyhisselam, Ramazan ayında çok sık ziyaret ediyor. Ve arz ve mukabele dediğimiz bir şey yapıyorlar. Eyvallah. Bazen Peygamber-i Zişan Efendimiz... Cebrail Aleyhisselam'a kıraat ediyor, Cebrail Aleyhisselam dinliyor. Bazen de Cebrail Aleyhisselam kıraat ediyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinliyor. Bugün mescitlerimizdeki arz ve mukabele dediğimiz şeyin tarihsel kökeni budur. Onun için çokça Kur'an-ı Kerim okumamız, Kur'an-ı Kerim ile ilişkimizi bütünsel olarak ifa etmemiz gerekiyor. Ve Kur'an'ı okurken dil ile Kur'an'ı okumak ki bu kıraattir. Bu Allah'la konuşmak gibidir peygamberimizin ifadesiyle. Akıl ile Kur'an'ı okumak ki, bu tefekkürdür. Kur'an-ı Kerim'de ben şunu gördüm. Ee, Kur'an'a Kur göre akıl ve akılcılığın Kur'an tefsirine etkisi isimli bir doktora çalışması yapmıştım. O çalışmada takriben 500 küsür 600'e yakın akla tefekküre düşünmeye tefekkür etmeye atıf yapan ayet gördüm. Kur'an'ın 6236 ayet olduğunu düşündüğünüzde adeta ve sanki 10 ayette bir Allah aklınızı kullanın düşünün diyor. Ve kadraj o kadar geniş ki yani gökteki güneşten yerdeki taşa, taşın üstündeki karıncaya kadar. Kur'an-ı Kerim bütünsel olarak varlık üzerinde bizi düşündürüyor. Onun için akılla Kur'an'ı okumak bu tefekkürdür. Kalple Kur'an'ı okumak ki bu tefakkuh. Yani Kur'an bize duygu yüklemek istiyor, bazı duygular vermek istiyor. Kur'an'ı kalple okumak, Kur'an'ın vermek istediği duyguları yüklenmek lazım. Kur'an mesela korkutuyor, Kur'an sevindiriyor, Kur'an müjdeliyor, Kur'an endişelendiriyor. Kur'an bize bir duygu yüklemesi yapıyor kalple Kur'an'ı okumak gerekiyor. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğunda, okunduğunda ağladığı ayetler var, ağladığı sureler var. Kur'an okuduğumuz zaman ağlamaya kendimizi alıştırmamız gerekiyor. Bu kalbin kıraatidir. Bir de eylemlerin, uzuvların Kur'an'ı okuması vardır ki Kur'an'ı okumanın gerçek anlamı hayat saflarının içerisinde ameli salih ile, ahlakı hamide ile tamamlanıyor. Belki bundan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyuruyor ki, اِقْرَأْ اِلْقُرْآنَ مَا نَهَكْ فَاِنْ لَمْ يَنْهَكْ فَلَسَّ Kur'an'ın bir yasağı senin elini kolunu bağlıyor ise, bir emrini okuduğunda sen onu yerine getiriyor isen, sen Kur'an'ı okuyorsun demektir. Ama sen mesela gıybetle ilgili bir ayet okudun, çok güzel kıraat ettin. Ama çıkışta hemen gıybete başlamışsan, sen Kur'an okumuyorsun demektir buyuruyor Peygamberimiz. Dolayısıyla bu ay, Peygamber Efendimiz'in perspektifinden Kur'an'ı bu dörtlü ayak üzerinden okuma ayıdır. Kur'anla olan aramızdaki hukuku yeniden kurmamız ve tesis etmemiz gerekiyor. Bir de ashab-ı kiram bir şeyden daha bahsediyorlar. Diyorlar ki: Peygamber Efendimize Cebrail Aleyhisselam geldiğinde Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bereketli yağmur bulutlarını getiren rüzgarlar gibi olurdu. Yani eserdi Allah Resulü adeta ve bunun bir somut yansıması olurdu. İnfak Peygamberimiz infak ederdi. Fakire, fukaraya, garibe, gurabaya kol kanat gererdi. Her zaman yapardı bunu ama Ramazan'da bir başka türlü yapardı. Onun için Ramazan bir infak mevsimidir. Şimdi ben e, Kur'an-ı Kerim'de ölülerle Allah'ın konuştuğu ayetleri... Bu aralar çok dikkatimi çekiyor. Bir yüksek lisans veya doktora öğrencime de bu konuyla ilgili bir makale veya test çalışması yaptıracağım. Yani ölen veya ölmek üzere olan insanların Allah'la konuşmaları aktarılıyor. Çok enteresan ve orada ölmek üzere olan kimselerin bazı dilekleri ve temennileri zikrediliyor. Allah'tan talepleri zikrediliyor. Bir tanesi çok enteresan. Bunlar tekrar dünyaya dönmek istiyorlar. Pek çok sebepten ötürü bir tanesi şu. Diyor ki mesela bir ayette Allah'la konuşurken Bismillah Rabbi levle ila ecelin qarib. Allah'ım beni çok da zaman istemiyorum. Az bir zaman için tekrar dünyaya döndersen ya dediklerinde Allah buyur şu şu şekilde gerekçelendiriyorlarmış. Fe saddaka ve ekun salihin. Niçin dönmek istiyor? İnfak edecek. <laughs> Tasadduk edecek ve böylece salihlerden olup tekrar Allah'ın huzuruna dönmek istiyor. Şimdi infak o kadar önemli bir mevzu ki e, vefat eden insanların dünyaya dair hayıflandıkları. Tuh eksik yaptım. Bunu yapsaydım çok iyi olacaktı dedikleri mükemmel bir ibadet ve Ramazan bunun için buna alışmanın harika bir mevsimi. İşte fıtır sadakasıyla Allah bize buna alıştırıyor ve veya işte zekatlarımızı bu ayda vermeyle şimdi deprem bölgesi diye bir gerçeğimiz var. Afet bölgesi diye bir gerçeğimiz var ve bu Ramazan bana göre şimdi bazı Ramazanlarda bazı ibadetler daha çok ön plana çıkıyor. Yani bir harf vardır, darf vardır. O Ramazan cihat ön plana çıkar. Bir cehalet vardır, ilim ön plana çıkar. Afet zamanı da infak, yaraların sarılması ön plana çıkıyor. Ve burada bu infak ile o yaraların sarılmasına bu Ramazan'da özel önem göstermek gerekiyor. Bir soru soracağım. Mesela bir insan normal bir günde bir fakire 100 TL verse 100 TL vermiş oluyor. Ramazan'da verdiğinde bu kaç kat oluyor? en az 70 kattan 700 kata kadar. 70'ten 700'e. Peki Kadir gecesinde verse ne vermiş olur hocam? İşte o zaman bin aydan daha hayırlı olan bir e, ibadete tekabül etmiş oluyor. Ama Kadir gecesi ne zaman? Şöyle demek ki 100 lirayı Kadir gecesine denk getirip verebilsek mesela bir insan 80 küsur sene boyunca 100 lira infak etmiş gibi oluyor değil mi? Evet. Bakın güzel bir ticaret. Şimdi 64 88 diyor mesela AFAD'ın kısa SMS hesabı. Bir şey yazıyorsunuz, paylaşıyorsunuz, 10 TL veriyorsunuz. Bugün Ramazan-ı Şerifin ilk gecesi. Kadir gecesi 27. gece mi değil mi bilmiyoruz. Saklı. Teravih kıldıktan sonra gece insan bugünden başlayarak her gece o kısa mesajla 10 TL gönderse Mutlaka Kadir gecesinde denk gelmiş olacak. Her gece bir kısa mesaj atsak, attıklarımızdan birisi mutlaka Kadir gecesine denk gelecek hocam. Şimdi 27'yi beklersek belki tutturacağız. Ama böyle yaparsak Kadir bizi bulacak. Bunu da yapalım. Bu harika bir tespit. Bence yapalım. bunu alkışlayalım. Teşekkür. Ben buldum. <laughs> Eyvallah. Hatta bunu yaparken şöyle de yapmak lazım. Keşke yapabilsek de her gece teheccüd kılsa, Kadir gecesinde teheccüd kılmış olacak. Ya her gece mesela ne bileyim anne babasının gönlünü alsa, duasını alsa Kadir gecesinde o duayı almış olacak. Şimdi bu nedir biliyor musunuz? Ben şöyle bir tespit yapmaya çalışıyorum cümleler akarken. Le akle ket tedbiri Allah diye bir ifade vardır. Allah'ın rızasını kazanma konusunda tedbir için kafa yoran kimsenin aklı kadar Kaliteli bir akıl yoktur. Şimdi bir insanın derdi, ahiret olunca, bir insanın maksadı bir şekilde Allah'ın rızasını kazanmak olunca, insan bu tür formülleri, bu tür e, açılımları doğal olarak buluyor. Onun için kaliteli dindarlık gerçekten zeka işidir, ferasetli olmak işidir, basiretli olmak işidir. E, buradan da sizi tebrik ediyorum yani gerçekten çok isabetli, e, takdire şayan bir şey. Burada Şimdi Ahmet şeyde... Hamdi Akseki merhumun küçücük bir şeyini aktarayım. Onun Vel Asır Tefsiri isimli bir risalesi var. Bir makale için onu çalışmıştım. Orada çok enteresan bir tespit yapıyor. Asır suresini açıklarken insanların hüsranda olduğunu, bu hüsrandan kurtulmanın dört tane yolunun olduğunu, bunlardan iki tanesinin psikolojik, iki tanesinin sosyolojik nitelik taşıdığını, iman edip salih amel işlemenin psikolojik bir olay olduğunu, ama birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etmenin de sosyolojik bir şey olduğunu, dolayısıyla mutluluğun sadece bizimle ilgili bireysel bir şey değil, ötekiyle ilgili toplumsal ve sosyolojik bir şey olduğunu ifade ettikten sonra Salih ameli açıklarken diyor ki: Bir hakimin salih ameli, evet namazını kılacak, orucunu tutacak ama Allah ona namazdan, oruçtan önce adaletle hükmedip hükmetmediğini soracak. Bir tabibin Allah ona namazın orucunu soracak ama önce tababet ilmini, tatbikatını adaletle, hakkaniyetle eşit bir şekilde ifade etmediğini soracak. Bir muallimin ilk hesaba çekileceği şey namazdan önce, oruçtan önce talimdir diyor. Ve buradan bir şeye ulaşıyor. Diyor ki belli zamanlarda belli ibadetler ön plana çıkar. İnsan o treni kaçırdığında, o kervanı kaçırdığında onu başka tür ibadetlerle telafi edemez diyor. Şimdi biz öyle bir mevsime girdik ki hani Akif Merhum diyor ya baksana kim boynu bükük ağlayan hakkı hayatın senin ey Müslüman kurtar o biçareyi Allah için artık ölüm uykularından uyan. Şimdi orada bizim etimizden, kanımızdan, canımızdan acı çeken insanlar var. O ıstırabı gidenler, çoğu kardeşimiz oraya gitmiş. Programdan önce de konuştuk. Yaşayan insanlar var. Şimdi imanımızı hayat saflarının içerisinde Ete kemiğe büründürmenin tam zamanı. Çünkü Efendimiz bizi vefat ederken şöyle bıraktı. Buyurdu ki, siz bir vücudun uzuvları gibisiniz. Öyle ki iman bir manevi sinir sistem, bir network gibi. Doğudaki Müslümanı batıdaki Müslümana bağlıyor. Ve bir eliniz kesildiğinde öbür eliniz nasıl biğane kalamıyor ise iman bizi bir satıhta aynı bedene nüfuz ettiriyor. Aynı canın bir parçası kılıyor. Onun için ben bu Ramazan hangi ameli daha çok ön plana çıkartmamız lazım? Yükte hafif, pahada ağır hangi amel olabilir? Sizin söylediğinize de birleştirerek belki her gece, belki 10 lira, 10 lira değil 100 lira, belki hani bir takım e, zayit gibi gördüğümüz, yani gereksiz gibi gördüğümüz alışverişlerimizi belki birkaç yıl süre için oralar mamur kılınana kadar terk etmek suretiyle böyle bir bütçe ayırmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim buna ticareten lentebur diyor. Yani asla kesada uğramayacak, zarar etmesi imkansız olan ticaret diyor. Onun için gerçekten bunu da Ramazan'da ön plana çıkartmamız gerekiyor. Bu peygamberimizin Kur'an'la ve Cebrail Aleyhisselam'la temasının doğal bir sonucu olarak Ashab-ı Kiram tarafından gözlemleniyor. Cömert oluyor peygamberimiz yani. Eyvallah. İnfak ediyor yani. Peki başka başlık aslında kaldı mı hocam? Sahura kalktık, teheccüd Feheccü kıldık. Sabah namazını ve namazları mümkünse cemaatle kıldık. Mukabele yaptık. İnfak yaptık. infak ettik. İftar konusunda da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem TRT efendimizin izledik. Iz <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Evet. Eyvallah. Başta söyledim. Ramazan gelince böyle biraz yaramazlaşıyorum diye. Siz de hoş görüyorsunuz. <laughs> Allah razı olsun. Hani kasıt olmayınca idare ediyorsunuz bize. Evet. evet. Peygamber Efendimiz sallallahu Tabii, aleyhi ve sellem. Tabii özür dilerim. Hani bir tek bizi izleyin demem. Diğer kanallarda hocalarım güzel şeyler yapıyor. Bizim reklam aralarında da onlara bakın. Efendimiz de <laughs> mümkün olduğu kadar tek başına iftar yapmadığını ve iftar sofrasında her daim peygamberimizin, fakirlerin, fukaranın sevdiklerinin, dostlarının olduğunu görüyoruz. Mümkün olduğu kadar da iftarları tek başına yapmamak esas. Çünkü Peygamber Efendimiz kim bir oruçluya iftar ettirirse oruçlunun sevabından bir şey eksilmeden ona da o sevaptan bir behre bir nasip vardır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ve bu şekilde gittikçe bir de efendimizin yani bizdeki mesela problemlerden bir tanesi şu. Ramazanda bizim aşkımız, şevkimiz, heyecanımız, aksiyonumuz ilk günlerde zirvededir. Gittikçe düşer ve artık Ramazan'ın sonuna doğru bitap düşmüş bir şekilde sonuna ulaşırız. Efendimiz'de bu tam ters. Yani Peygamber Efendimiz'de gittikçe artan bir heyecan, aksiyon ve gayret var ama bu gayretin de sebebi inşallah Allah buradaki bütün kardeşlerimize bizlere bir sonraki Ramazana da Amin. sağlık sıhhatle ulaşmayı nasip eder. Bunun ama arka planlı e, ardiyesinde Peygamberimizin Recep ayının ilk gecesinden itibaren ortaya koyduğu bir hazırlanma safası var. Peygamberimiz gittikçe e, temposunu artırıyor Ramazan içerisinde ve özellikle de efendimizin bir uygulaması var ki Ramazan'ın son 10 günü itikaf uygulaması bu da peygamberimizin belki ümmetini Kadir gecesine isabet etme konusunda teşvik hikmeti de taşıyor. Son 10 günde arayın buyuruyor. İtikafa girmek de peygamberimizin Ramazan'da yaptığı çok müstesna faaliyetlerden birisi imkan nispetinde bir günde olsa her zaman müsait olmayabiliyoruz bir takım mesleki durumlardan dolayı itikafa niyet ederek mescide girmek ve o havayı teneffüs etmek de Ramazan'ın şiarındandır diyebiliriz.